Efendim selamlar. Yeni bir Rocket League videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Çok uzun bir video olmayacak. Gelen Nissan Skyline'i inceleyeceğiz. Marketi inceleyeceğiz. Şuradaki sezon ödüllerine bakacağız ve şurada Jump and Start a Friend diye bir etkinlik gibi bir şey var. Ona bakacağız. İlk başta tabii ki de buradan Item Shop'a girerek olayımıza giriyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Sarı fenek çekilişimiz var arkadaşlar. Bu gece bakın bu gece saat tam 12'de açıklanıyor. Çekilişin şartları da Instagram'ı takip alıyorsunuz. Çekiliş postu var orada. Onu beğeniyorsunuz. İki arkadaşınızı etiketliyorsunuz yoruma. Bu kadar. Başka bir şart yok. Ha dersiniz ki ben şansımı arttırmak istiyorum. İngilizce kalmadı abone olarak şansınızı 2x yapabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi geçelim buradan Skyline'i inceleme. Aa önceden ne yapıyorduk? Use code, ID guard misali buraya yapıştırıyorduk ama kod gitti. Niye gitti bilmeyenler olabilir hala da. Söyleyeyim. Bu bildiğiniz gibi ben Epic Games'e eleştirel videolar yapıyordum arkadaşlar işte hani markete falan saçma sapan şeyler getiriyorlar diye eleştiriyordum. Muhtemelen bakın kesin değil hala onu söyleyeyim çünkü bir açıklama yapmadılar mailden. Hala mailleşiyoruz işte kodun geri gelmesi ihtimaline karşı. Bana şey diyorlar sorunu araştırıyoruz falan diyorlar. Neyse çok da uzun tutmayayım da videonun ana konusuna geçeyim. Sorun şu ki arkadaşlar hala belli değil bu işte eleştirel videolardan dolayı mı onun hakkında bir şey söylemiyorum. Aklınıza bulunsun. Ama ben büyük ihtimal ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçelim buradan markete. Bu neymiş abi? Speedometer, direkt bunları hızlı geçeceğim. Wave of Glee. Buradakilerin hiçbirini kısaca almıyorsunuz arkadaşlar. Şu çıkartma 100 kredi ama Wave of içinmiş. Okey için olsa okey derdim. Bu ne abi? Ha, yani şöyle yapalım arkadaşlar. Biz buradan kaçalım tamam mı? Buraya geçelim. Bir de buraya bakalım. Bunu incelemiştim ben galiba ama çok kısa bir daha inceleyeyim. Dominus veriyor. Ondan sonra Dominus Cobalt veriyor. Titan White Destro veriyor. 3 tane çıkartma veriyor. Bu renksiz. Bu siyah renkli. Şunun grisini verse bu arada çok güzel bir paket olabilmiş. Çünkü gri mainframe gerçekten çok pahalı bir çıkartma. Biomass veriyor. Bu 100-200 kere diye bir şey biliyorum ama yanılıyor olabilirim. Meteor fırtınası veriyor. Bakalım. Ben bu gol patlamasını beğenmiyorum ya. Beğenen vardı. Saygı duyuyorum ama ben beğenmiyorum. Ve aslında paketin esas olayı şurada gördüğünüz Titanium beyazı düello yapan ejderler. Şimdi ha bir de şu var. Titanium White Draco. Şimdi genel bir bakış açacak olursak fiyat performans olarak bir şey diyemem. Çünkü buradaki eşyaların piyasasını bilmiyorum. Paketin 540 lira gibi gerçekten büyük bir rakam olduğunu da gördüm orada. Ama kötü bir paket değil gibi duruyor. Bak fiyatları bilmeden konuşuyorum. Kötü bir paket değil gibi duruyor. Ha iyi paket mi onu bilemem. Ama bence 540 lira çok pahalı. Bilmiyorum abi 500 lira yatırıyorsan oyuna seni en azından ömür boyu olmasa bile uzun yıllar götürecek bir şey beklersin oyunda. Buradaki eşyalar sizi uzun yıllar götürebilir mi? Bayağı bir soru işareti açıkçası. En azından burada bir boost beklerdim. Ne bileyim bu pakete özel bir limitli eşya falan beklerdim. Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Bence pahalı. Ama paket içeriği olarak kötü değil gibi. Onu da söyleyeyim. Tamam. Buna bakmıştık. Geçiyorum. Bandılara bakmıştık. Geçiyorum. Fast and Furious. Şimdi gelelim hızlı öyküye. Ben dedim ki Nissan Skyline eninde sonunda gelir. Hatta masaya şöyle bam 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 vura vura dedim abi bunu. Ve geldi. Tamam mı? Şimdi burada şöyle bir ünvan alabiliyorsunuz. Beleşe. Sıfır kredi. Tamam bunu aldınız. Tuna no cross diyor. Yani İngilizcesi aslında tuna ton balı demek değil mi lan? Aynen tuna ton balı demek de no cross. Cross'ın İngilizcesini bilmiyorum. Artık yorumu siz yaparsınız. Bunu alırsınız arkadaşlar. Ondan sonra Ice Charger veriyor. Bu bende var. Yani Ice Charger tekerlek 1000 kredi. Fena değil abi. Bence okey 1000 kredi. Çünkü biliyorsunuz ki genelde bu DLC'ler 2000 kredi geliyor tekli olarak. Bence 1000 kredi okey. Onun dışında şimdi şöyle bir durum var. Bakın karışmasın arkadaşlar. Şurada da bir Skyline logosu var. 300 kredi diyor. Burada da bir Skyline arabası var. 1000 kredi diyor. İkisinin arasındaki fark eğer oyunu Steam'den aldıysanız yani benim gibi Steam tayfasındaysanız ve bu gerçek hayatta Fast and Furious 2'de gelen daha doğrusu Fast and Furious 2 filminde olan çıkartmayı oyunda alıp aynı zamanda tekerleği de almak istiyorsanız 300 kredi de bayılıyorsunuz. Şimdi ben bunu purchase demeyeceğim tabii ki satın al demeyeceğim. Niye? Çünkü bende 360 kredi var ve bu 360 krediyle
Sizlere çekiliş yapacağım. Tabii üstüne de koyacağım. Çekiliş için de dediğim gibi Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. O yüzden ben harcamayacağım. Ama harcana Allah bereket versin derim. Güle güle kullansın derim. Tamam abi. Şimdi bu ne? Ha, bu da Nissan Skyline'in kendisi. Tekerleği. Bu direkt Steam'den ve Epic Games'ten birinci geldiğinde alamayanlar için getirmiş bu paket. Bu da 1000 kredi. Şimdi ilk geldiğinde Epic Games'e yazın gelmişti. Haziran'da. 2021 Haziran'da geldi. Bugün 2022 Kasım'dayız. 1,5 yıl geçmiş. Şimdi siz bana soracaksınız. Bir daha ne zaman gelecek işte kaçırdık falan diye sonradan. Herhalde 1,5-2 yıl beklersiniz söyleyeyim. 2024'te falan gelir yani öyle düşünüyorum. Bu pakette 1000 kredi. Ya 1000 kredi bence alabileceğiniz gelmiş geçmiş Epic Games dönemindeki paketler arasında en iyi paket. Niye? Çünkü Nissan Skyline ikonik bir araba, popüler bir araba, herkesin talep ettiği bir araba ve fiyatı da uygun. Bence yani 1000 kredi adam ona çok bile abi daha ne alacaksın? Bak gerçek hayat çıkartmasını alıyorsun, tekerlerini alıyorsun, bir de arabanın kendisini alıyorsun. Babası ona bu fiyata vermez yani. Bence o yüzden uygun. Normalde 2000 krediye falan bekliyordum. 1000 kredi gayet okey. Onun dışında Pontiac Fiero var. Ben bu araba ayrı bir hayranlık diyorum. Sebebi ne söyleyeyim, çok karakteristik bir araba. Yani böyle kendine has agresif bir tarzı var arabanın. O da beni çok hoşuma gidiyor yani cezbediyor. Şurada arkadaki bunun adı ne lan? Vantilatör diyeceğim de vantilatör değil. Ne lan bu? Neyse buradan buz çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında çıkartması var, tekerleği var. Yani gayet hoş bir araba. Bence krediniz varsa ve hızlı ve öfkeli manyağıysanız bunu da alın yanında. Onun dışında şimdi bak burada şöyle bir hülya var abi. Niye hülya onu söyleyeyim. Bak adamlar demiş ki kardeşim sen Steam'den oynuyorsan ve Dodge Charger'ı aldıysan ben sana 300 krediye bunun siyahını veriyorum demiş. Bak şimdi ben 300 kredi harcamadan yani şuradan purchase diyerek yeslemeden no diyerek 0 kredi harcayarak aynı arabayı yapacağım. Bak tıklıyorum. Gördün aynı arabayı. Bak şimdi 0 kredi aynı araba yapıyorum. İzle Maxwell'a girdim. Buradan override car color senin. Bak bitti. Bitti abi. 5 saniye. Al. Ulan Epic Games. Al. 5 saniyede yaptım. Tabii ne farkı var? Orada satın aldığınızı adamlar da görebiliyor. Karşıdaki oyuncular. Burada satın aldığınızı, daha doğrusu Maxwell'dan yaptığınızı sadece siz görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer bir takıntınız yoksa, ay benim her şeyimi adamlar da görecek, uf, yani kıskansınlar falan diyorsanız gidin bayılın 300 kere. Şahsen ben bayılmam. Bunu da böyle göstermiş oldum. Aklınıza bulunsun. Devam. Şimdi başka ne incelemedik? Bakalım bakalım. Ha bir de bunu tabii bende var gördüğünüz gibi old diyor. Lan bu paket var ya. Ulan 2016'da 2016 mıydı? Pardon, 2017'de Steam'e DLC olarak geliyordu, tamam mı? 1000 krediydi. Lan ne 1000 kredisi? 4 TL'ydi, 4. Bak yani elimle 4 yapıyorum tabii facecam olduğu için göremiyorsunuz ama lan 4 krediydi lan. Pardon, 4 Türk lirasıydı. İyice kafa gitti. Lan 4 liraya artık su içemiyorsun neredeyse. Bu paketi falan alıyordu yani acayip olaylardı. Paketi dediysem şöyle bak şu 2400 kredilik paket var ya buradaki her şey 4 TL'ydi. Alıyordunuz arkadaşlar. Neyse konuştukça heyecanlanıyorum. Sinirim bozuluyor. Devam. Şimdi 2400 kare diye böyle bir paket var. Bence oyunun açık ara gelmiş geçmiş Epic Games döneminde en iyi 2400 kare diye gelen paket. Niye? Abi pakete yok yok çünkü. Hakikaten yok yok. Her şeyi veriyor ya. Ya bu paketi bence ben bunu alırım arkadaşlar. Bunu alırım yoluma gider bakarım. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama paketlerin incelemesi bu şekilde. Şimdi geçelim. News kısmında bir şeyler var. Şimdi sezon 8 ödüllerimiz şey olacak, sancak olacak. Sancak ne bilmem ne için şuradan profile diyorum. Ondan sonra choose banner diyorum. Yani İngilizcesi banner. Bakın. Sol alta bakın değişiyor. Sancak bu oluyor. Şimdi hop buradan arkadaşlık sekmeye geldik yanlışlıkla. Sezon 8 rekabetçi ödülleri. Bakın rekabetçi ödüllerini nasıl kazanıyorsunuz onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar benim rekabetçi seviyem plat. Niye plat? Onu söyleyeyim. Ben çok az rekabetçi oynadım. Maç kazandıkça buradaki 7'ye 10 var ya bu artıyor. Şimdi plat 3 galibiyet daha alırsam champ olacak. Ondan sonra 10 galibiyet daha alırsam Diamond'da pardon champ'te 10 galibiyet alırsam şampiyon sezon ödülünü alacağım. Tabi bunun için de şampiyon olmam gerekiyor. Ranklarım da bu şekilde. Bir evde niye bronz? Onun da videosu var. Gidin izleyin arkadaşlar. Yani onu da şimdi anlatmayayım. Yarım saat süre anlatırsam. Bak yine buradan arkadaşlık sekmeye gidiyorum.
Şimdi Çem ödülü bu arada gayet... Oğlum ben beğendim ya ödülleri. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü bak temayla da uygun. Grafiti tasarımı falan. Hoşuma gitti. Buradan en beğendiğimi söylersem de muhtemelen SS olur zaten en yüksek rank. Ama Grand Champion biraz sönük kalmış. Bak logosu nedense biraz küçük yapmışlar. SS'nin güzel. Şeyi beğendim. Diamond'ı beğendim. Champion'ı da fena değil. Yani zaten bunlar genel olarak rankların renklerine göre ama ben beğendiğimi söyleyebilirim. 10 üzerinden 7 veririm. Ya sancağa göre çok iyi. Ama dediğim gibi sancak olunca söz insanlara böyle şey oluyor. Aa ulan hani sancak için mi kastık yukarı falan diyor. Ama bence okey. Onun dışında burada böyle bir şey var. Diyor ki Jumpstart Efrent. Yani bir okuyayım arkadaşlar. Scan the QR code. QR kodu tarayıp ondan sonra diyor ki şimdi olay şu. Burada bir tane QR var. Bunu tarıyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra bir partide olmanız lazım arkadaşlar. Partiyle beraber maça giriyorsunuz ve sizlere şey veriyor. Böyle gizemli ödüller veriyor. Bundan bahsediyor. Aynı zamanda Titanium Bells'ın Manganese diye de bir turbo varmış. Daha doğrusu boost varmış. Bunu da veriyor. Bu beleş yani. Tamamen alabilirsiniz. Güzel bir etkinlik aslında. Başka da bir şey var mı? Sanırım yok. Aynen başka bir şey yok arkadaşlar. Suyunu çıkara çıkara inceledik. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Video beğendiniz mi? Beğendiyseniz ben tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanala abone değilseniz ve İngilizce kanala da abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.